Sıfır Atık projesiyle Türkiye hem doğayı koruyor hem de istihdam sağlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bu kapsamda istihdam müjdesi de geldi. Kurum 100 bin kişinin sıfır atık projesiyle istihdam edileceğini müjdeledi. 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de sıfır atık uygulamasını yaygınlaştıracağız. Yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamış olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum istihdam müjdesini böyle verdi. Bakan Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi çalışmalarını inceledi. Burada ayrıştırıyor, değil mi çöpleri? Bakan Kurum, ilk olarak ilçede yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi. 2 ay civarında biter. Kurum, atık depolama merkezi çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kızılcahamam'ı tüm Türkiye'de örnek olacak. Aynı Japonya'daki Kamikatsu kasabası gibi burada geri dönüştürülebilecek atıkların geri dönüştürüldüğü ve çöp kamyonunun ilçeye girmediği bir sıfır atık kasabası ilan yapmıştık. Bakan Kurum, merkezde haftada 11 ton atığın geri dönüştürüldüğü bilgisini verdi. İnşallah Emine Erdoğan hanımefendiyle birlikte açılışını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Öte yandan ilçede vatandaşları geri dönüşüme teşvik etme amacıyla da çalışmalar başlatıldı. Bu kartlarımıza geri dönüşüm için getirilen malzemelerin cinsine göre, miktarına göre puan yükleyeceğiz. Bu puanlar belirlenen tesis ve marketlerde alışveriş için kullanılabilecek.